Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı. Karadeniz'in evladı Barış Karadeniz. Hopa'dan Samandağ'ına kadar balıkçılık ve sorunlarıyla ilgili sesini duyurabilmek, onların sorunlarını dile getirebilmek için bir mücadele başlattı. Bugün onlarla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Ve tüm siyasi partilerimizin katılımıyla ortaklaşa bir komisyon kurulup onların sorunlarının derhal giderilebilmesi için birlikte karar alacağız. Bu kararın çok kısa zamanda alınmasını, onların sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını diliyor. Barış Karadeniz arkadaşımızı grubumuz adına kutluyorum. Değerli başkanım, çok zor günlerden geçiyoruz. Deprem ardından sel felaketi, korkunç ihmaller, on binlerce insanımızı enkaz altında, su altında can vermesine neden oldu. Yaşamını yitiren tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Büyük ihmalin yarattığı acı tablo, dün helallik isteyenler, bugün baba rolüne soyunanlarla devam ediyor. Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın "baba bizi bunlara bırakma" sözleri bizi ayakta tutuyor diye seslenmiş. Soruyorum, hangi baba? Enkaz altındaki evladının yanına depremin üçüncü gününde giden mi? Hangi baba? Evladı kara kışta açıktayken çadır satmaya kalkan mı? Hangi baba? Evladını suyun, çamurun içine bırakan mı? Deprem bölgesindeki... Devam edin. Deprem bölgesindeki acı tablonun da, selin yarattığı büyük tahribatında ve bugün sokaktaki insanlarımızın açlığının, tüm acılarımızın sorumluluğu AK Parti iktidarına ve iktidarın başındaki kişiye aittir. Türkiye'nin kurtuluşa ihtiyacı vardır. Yalanlar, süslü cümleler, tehditler, altından kalkamadığınız büyük sözleriniz sizin olsun. Ülkemiz refaha kavuşacak. Halkını seven, kucaklayan, dürüst bir liderle, demokrasiyle, özgürlüğe ve adalete kavuşacak. O isim bugün grubumuzda resmiyet kazanacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkenin tüm insanların, tüm çocuklarının yüzünü güldürecek. Teşekkür ederim.